Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine çok sözcüğü getirilemez? Şiir çok duyarlı insanları, okumayı çok sevenleri, çok gençleri, çok geniş boyutlu düşünenleri çok etkiler. Getirerek okudum arkadaşlar. Dikkat ederseniz gençlerden önce getirince saçma oldu. Bir daha okuyayım. Şiir duyarlı insanları, okumayı sevenleri, çok gençleri. Çok gençler diye bir şey olmayacağı için cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A. Öğrenciler edebiyat derslerinin boş geçmesinden yakınıyor. Burada yok. B. Ailemle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Burada da yok. C. Eve döndüğümde herkes yatmıştı. Evde ses seda yoktu. Burada da yok. D. Babam gençliğinde yaşadığı anıları bize anlatmayı severdi. Arkadaşlar anılar zaten yaşanmıştır. O yüzden gençliğinde yaşadığı anılar demeye gerek yok. Gençliğindeki anıları dememiz yeterli, yaşadığı gereksiz oluyor, cevap bu. E- Televizyonun karşısında oturur, her programı sonuna kadar izler, burada da yok, cevap D. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum'da hava sıcaklığı dün sıfırın altında eksi 25 dereceymiş. Arkadaşlar, eksi zaten sıfırın altında demek, gereksiz sözcük var. Ya sıfırın altında olmayacak, ya eksi olmayacak. A. Gereksiz sözcük kullanımı Günümüzde sanatçıların çoğu topluma yüzeyden bakıyor, onu küçümsüyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Arkadaşlar küçümseme olduğuna göre yüzeyden bakmak değil, yukarıdan bakmak olur. Çünkü yukarıdan bakmak küçümsemek demek. O yüzden yüzeyden bakmak değil, yukarıdan bakmak olacak. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A ne diye acele edip elimi ayağımı bir papuca sokuyorsun? Arkadaşlar burada deyim yanlışlığı var. Elimi ayağımı bir papuca sokmak değil, iki ayağını bir papuca sokmak olacak. Yani şöyle, ne diye acele edip iki ayağımı bir papuca sokuyorsun. Elimi kaldıracağız, yerine iki koyacağız. Cevap A. Sözcüklerin cümle içinde bulunması gereken yerde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örneklen bir anlatım bozukluğu vardır? A bir haftadır kaybettiğim dönem ödevimi arıyorum. Şimdi arkadaşlar, bir haftadır mı kaybetmiş? Yani bu bir haftadır bu süre kaybetmenin süresi mi? Yoksa kaybettiği dönem ödevini bir haftadır mı arıyor? Yani bu süre aramanın süresi mi? Tekrar söylüyorum. Bir haftadır kaybetmenin süresi mi? Yani ödevi kaybetme süresi bir hafta mı? Yoksa bir haftadır arıyor mu? Burada bir anlam belirsizliği olmuş. O yüzden bu bir haftadırı alıp arıyorumdan önce getireceğiz. Yani şöyle olacak. Kaybettiğim dönem ödevimi bir haftadır arıyorum. Cevap A. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak giderilir? Kim olursa olsun bir kişiyi suçlamadan önce kendini savunma imkanı tanımalıyız. Arkadaşlar burada dolaylı tümleç eksikliği var. Yani şöyle olacak. Bir kişiyi suçlamadan önce ona kendini savunma imkanı tanımalıyız. Yani dolaylı tümleç eksikliği var. Şıklara baktım. D'de var. Kendini sözcüğünden önce ona getirilerek cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Güneşli bir ilkbahar sabahında okulun bahçesi cıvıl cıvıldı. Burada yok. B. Vatandaşımız sokağına sahip olma bilincine ulaşması gerekir. Arkadaşlar ulaşması dediğine göre vatandaşımızın ulaşması gerekir. Burada ek eksikliği var. Eklerden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız B. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Türkçesinde kullandığımız eylemler kendilerinden önce gelen anlam birimlerini etkilemektedirler. Arkadaşlar burada özne yüklem uyuşmazlığı var. Şimdi demiştim ki daha önce de bir soruda Özne çoğulsa ve insan dışında bir varlıksa eylemler özne ve çoğul ve insan dışında bir varlık yüklem tekil olur. Ama burada çoğul olmuş yani özne yüklem uyuşmazlığı olmuş. Buranın tekil olması gerekiyordu. Yani şu şekilde Türkiye Türkçesinde kullandığımız eylemler kendilerinden önce gelen anlam birimlerini etkilemektedir olacaktı. Cevap A. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? 1. Bir, bir zamanlar bu köyde bir ihtiyar balıkçı yaşarmış. Burada yok. 2. Balıkçı bir gün teknesine binip balığa çıkmış. Burada da yok. 3. oltasını suya atan balıkçı balıkların gelip takılmasını beklemiş. Geldi işte. Balıkların gelip oltasına takılmasını istemiş. Neye? Oltasına. Dolaylı tümleç eksikliği var. 4. Bir süre sonra oltanın kıpırdadığını görüp sevinçle yukarı çekmiş. Neyi? Oltayı çekmiş. Burada nesne eksikliği var. Bunu da alacağız. Yani cevabımız 3 ve 4. D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Yatakhaneyi Müdür Bey, yemekhaneyi de ben kontrol ettim. Arkadaşlar burada eksik bir yüklem var. Yatakhaneyi Müdür Bey kontrol etti, yemekhaneyi ben kontrol ettim. Bu şekliyle bırakırsak şöyle oluyor. Yatakhaneyi Müdür Bey kontrol etti mi oluyor? Yani yüklemi ortak kullanmış gibi oluyor. Oysaki yüklem ortak kullanılamaz bu cümlede. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliği vardır? A) Bu kitabı geçen yıl okumuş ve beğenmiştim. Burada yok. B) Bütün bu olanlar hepimizin neşesini kaçırdı. Burada da yok. C) Önümüzdeki hafta geleceğini sanıyorduk biz. Geldi işte. Önümüzdeki hafta senin geleceğini sanıyorduk biz mi yoksa onun geleceğini sanıyorduk biz mi? Buraya bir zamir getirerek bu belirsizliğin giderilmesi lazım. Cevap C. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yerine ayrıç içinde verilen sözcük getirilirse cümledeki anlatım bozukluğu giderilemez. A. Bu olayların aslı yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Yapılan araştırma sonucu değil, yapılan araştırma sonunda ortaya çıkacak. Bu doğru olur. B. Bu çalışmada çok da etken bir görev alamam. Etken değil arkadaşlar, etkin görev yani aktif görev anlamında. C. O bizi beğenmez. Onun gözü hep yukarılardadır. Gözü yukarılarda denmez. Gözü yükseklerde denir. Bir deyimdir bu. D. Bu düşünceleriniz kim insanlar tarafından yanlış değerlendirilebilir değil değerlendirilebilir olacak doğrusu. Bunlar hepsi bu şekilde düzeltilebilir. E. Yaşantısını hayat tarzının sonuna yaklaştığını hepimiz biliyorduk. Arkadaşlar hayat tarzının sonuna yaklaşılmaz. Yaşamın sonuna yaklaşılır. Yani yaşantısının sonuna yaklaştı değil yaşamının olacak burası cevap E.